Deniz Yıldırım'ın 27 Kasım 2019 Çarşamba günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Saraydan Ne Geldi başlıklı yazısı. Bir haftadır neredeyse herkes her şeyi bırakmış saraya giden CHP'li tartışmasına dahil oluyor bir biçimde. İktidar medyasının ellerini ovuşturarak izlemesine mi, muhalefetin algıları yönetmekteki halkın gerçek gündemini kurmaktaki ciddi eksikliklerine mi, gazetecinin Gazeteci referans alarak o da gazeteci o niye yazmaz ki diye sormadan böyle bir haberi ortaya atmasına mı geniş kitlelerin gerçek sorunlarının konuşulmadığı siyaset sahnesine karşı duydukları umutsuzluktaki artışa mı yanalım? Şu gündeme bakın. İşsizlik %14'e çıkmış. O da resmi rakamlarla. İş gücüne katılım oranı gelişmiş dünyaya göre daha düşük genemde. Genç işsizliği daha da vahim. %27'yi aştı. Yeni sistemin ilk yılında genç işsizliği 7 puan arttı. Genç kadınlarda 8 puandan da fazla. Üniversite öğrencileri kaygılı ve amatsız. Niye okuyoruz ki diye soruyorlar birbirlerine. Ama kusura bakmayın. Canınızı bunlarla sıkmayayım şimdi. Sahi saraya kim gitti? Pahalılık dört koldan hayatı kuşatıyor. Çarşıda, pazarda fileler dolmuyor. Zamların ardı arkası kesilmiyor. Kış kapıda ısınmak ayrı dert. Geçinemeyenlerin intihar haberleriyle sarsılıyoruz ama o intihar haberlerinin şu saraya kim gitti tartışmasının onda biri kadar bile gündeme getirilmediğini görüyoruz. Tesadüf mü? Tercih mi? Tamam tamam saraya kim gitti? Kamu kaynakları 3-5 şirket arasında pay edilmiş. Vergiler sırtımızda. Hazine garantili projelerle kendimizi fakirleştirirken birilerini zenginleştiriyoruz. Denetim yok. Taze bitti. Sormaya kalksan davalıksın. Neyse canım, keyfimiz kaçmasın. Saraya kim gitti? Kadınlar, çocuklar şiddet görüyor. Her yıl 2000'e yakın işçi önlenebilir iş kazalarında maliyet düşürmek isteyenlerin göz yummalarıyla can veriyor. Neyse boş verin. Biz de bu sorulara yumalım gözlerimizi. Saraya kim gitti? Eğitim kötü. Yıldan yıla daha kötüleşiyor. İktidarın ideolojik hedefi yoksul halk çocuklarını İmam Hatiplere göndermekten öteye geçmiyor. Ülkenin geleceğini ilgilendiren en önemli konu olan eğitim iki gün üst üste bile gündemde kalmıyor. Diyanet her şeyi bırakmış, itiraz etmeyin, kriz sizin sınavınız diyen hutbelerle yoksulluğu kader gibi sunmaya çalışıyor. Köy okullarını kapatmış, cezaevi sayısını ise arttırmışız. Gündemi değiştirdim, özür dilerim. Saraya kim gitti? Basın tekelleşmiş, haber alma kanalları ortadan kalkmış. Gazeteciler işten çıkarılıyor. Bunca haksızlığın, hukuksuzluğun yaşandığı ortamda halkın haber alma, bilgi edinme özgürlüğü adım adım yok ediliyor. İktidarla çıkar birliği içindeki şirketler kar etmeyecek olsalar bile bu medyatik görevi diyet olarak üstleniyor. Ama bunları konuşmaya ne gerek var ki? Sonuçta asıl soru şu, saraya kim gitti? 4 milyona yakın mülteci varmış, ya da Trump'ın hakaret dolu mektubu yanıtsız kalmış. Size ne? Başka gündem mi yok? Mesele belli. Saraya kim gitti? Kırmızı etten mercimeğe, nohuttan samana, ithal bağımlısıyız. Alın teriyle gencecik bir cumhuriyetten kurduğumuz onlarca fabrikayı satmışız. Üretmeden tüketim merkezi, bankaların kar, sıcak paracının faiz, imarcının rant cenneti olmuşuz. Aman yahu yok sayın. Saraya kim gitti? Uzatmaya uzatırım da listeyi bitiremeyiz. Sözün özü belli. Saraya kim gitti sorusu yerine her gün hayatımıza etki eden yeni ve keyfi sisteme dayalı onlarca kararı saraydan ne geldi sorusunu tartışsaydık şimdi bu halde olur muyduk? Biz bu yapay tartışmalara dahil oldukça, biz bu tartışmaları ısıtıp ısıtıp gündeme taşıdıkça bu konularda hasır alt ediliyor. Bu sorunları unutturma görevini üstlenmiş herkes fiziksel olarak değil ama siyasi işlev bakımından saraya gitmiş olmuyor mu zaten?